Herkese merhaba arkadaşlar. Bir önceki videoda bahsettiğim gibi Fortress haritasının yeni harita, Operation Baskin'in yeni haritası Fortress haritasının rehber videosuyla karşınızdayım. Rehber videosu diyorum ancak haritada A'dan Z'ye her şeyi maalesef 2-3 günde öğrenemiyoruz ama araştırdığım kadarıyla ortalama bir yarım saat, 1 saat arasında bir sürede her tarafı karıştırdım ve elimden gelen bilgileri şu an size anlatmaya çalışacağım. Harita genel olarak arkadaşlar 2 katlı bir harita. 2 katta ikişer bomba bölgesi var. Toplamda 4 tane bomba bölgesi var ve 4 tane de spam bölgesi var. 4 tane spam bölgesi olmasına rağmen aslında biz bunu 2 diye adlandırabiliriz. Sonuçta aynı bölgeden doğuyorsunuz. Doğduğunuz bölgelerde bir tanesi şu parking area. Burası parking area. Şu tankla buradaki zırhlı araç ya da işte minibüs her neyse onun olduğu yer parking area. Hemen şurası da bomb defuser'ın olduğu yerde main gate olarak geçiyor ama bölge olarak ikisi de aynı bölge. Bir haritanın kuzeyinden, kuzeyi de aslında haritanın ana bölgesi oluyor ve gördüğünüz üzere iki tane ana kule var. Bu bölgelerde ana meydan olarak geçiyor. Hemen haritanın arka tarafındaki güney bölgesinde ise yine iki bomba, iki spawn noktası var. Birisi bu sol taraftaki topları görüyorsunuz zaten. Topların olduğu kısım. İkinci sağ tarafta garden, bahçe olarak geçiyor. Ve siz buradan da haritaya giriş yapabiliyorsunuz. Harita iki katlı demiştim ama en üst katındaki roof'u görüyorsunuz. Yani çatı katını. Çatı katından da doğabiliyorsunuz. Haritada bu arada şurada gördüğünüz kuleler, şu iki ana kule hariç şu yan taraftaki kulelerin, küçük kulelerin hiçbirine çıkamıyorsunuz. Şu bölgede mesela yakınlaştırayım biraz. Şuradaki kısım, şurada gördüğünüz iki kule arasındaki küçük yere giremiyoruz. Belki orada drone atılabiliyordur, bilmiyorum. Drone atıldığı zaman belki orada bir easter egg bulabiliriz. Onları da ben karıştıracağım. Haritadaki easter egg'leri de sizin için bulmaya çalışacağım arkadaşlar. Onun dışında pek de bir şey yok. Bu dışarıdaki hiçbir yere çıkamıyorsunuz. Yani şu üst merdiven tamam hoş ama şu kulelerin hiçbirine çıkamıyorsunuz. Şu iki kulede birazdan çıkacağız zaten. Onları da pek bir herhangi bir şey göremedim zaten. Şurada gördüğünüz yeşil ve kırmızı çadırların üzerine de çıkamıyorsunuz. Sadece şu üst kısmındaki şu çadırın üzerine çıkabiliyorsunuz. O da pek bir şey katmıyor zaten. Yine burada bir üstte kuleden içeriye girebiliyorsunuz. Tabi burada bir kapı da var. Kapıdan da içeriye girebiliyorsunuz. Yani girebileceğiniz yerlerden bir tanesi burası. Şu üstü görüyorsunuz. Burası bir merdiven. Merdivenin üst kısmına çıkabiliyor musunuz bilmiyorum. Denemedim de zaten ama büyük ihtimal çıkılmıyor. Oranın üstünden olsa hani buradan bir oyun yapılabiliyor muydu? Olabilir tabii ki ama bunu kapatmışlar. Buraya bir çıkış yok. Şuradaki saçaklar bunu engelliyor zaten. Genel olarak haritada öyle üstten oynamak için yapılmış bir yer yok. Bu arada şurada da bir yer var. Orayı da rafel atılıyor mu atılmıyor mu birazdan bakacağız. Hemen alt kata girelim arkadaşlar. İkinci katta bomba kurulacak iki tane bölge var. Bir tanesi şu gördüğünüz bedroom'la yani yatakhaneyle hemen burada commander office ya da oda yani komutanın odası. Bu büyük ihtimal burada kayıt yaşadığını öğrenmiştik hikayeden dolayı. Kayıtın yaşadığı bölgede burası olsa gerek. Diğer tarafta arkadaşlar şurada gördüğünüz dormitory ile hemen yan tarafındaki briefing room yani şu kızın şu oda. Şu gördüğünüz oda biraz yakınlaştırayım. Şu odayla gördüğünüz üzere burası Games Room oyun odası. Hemen şu yan taraftaki odayla buradaki dormitory arkadaşlar bomba kurabiliyorsunuz gördüğünüz üzere. Aşağıdan şuranın aşağısı kırılmıyor. Bir alta inelim. Bir alt katta da biraz uzaklaştım şu şekilde. Evet. Bir alt katta da bomba kurulan yerlerden bir tanesi hamam. Hamama gidelim. Hemen hamam ve hamamın yan tarafındaki şu ufak oda arkadaşlar hemen karşılıklı. Şöyle bir diğeri de hemen şurada gördüğünüz kitchen fırının olduğu yer şöyle biraz yakınlaştırmak istiyorum. Fırının olduğu yerle bu yan taraftaki kafeterya odasına da bomba kuruyorsunuz. Şurası da dining room burası da avlu arkadaşlar şu uzaklaştırayım tekrardan. Avlunun dışından da hemen şöyle göstereyim şurada bir kapı var görüyorsunuz. Avlunun dışından da giriş yapabiliyorsunuz. Genel olarak üstten baktığımızda Fortress bize böyle bir harita sunmuş. 2 katlı büyükçe bir harita. Çok fazla odası, küçüklü büyüklü çok fazla odası bulunan bir oda. Secure ve Rain'i biz oynamadığımız için ben ve arkadaşlarım sadece Prolific gibi bomba kurma modu oynuyoruz. O yüzden diğer modları daha sonra size göstereceğim.
bu videoda sadece bomba kurma yerlerini, kameraları ve haritayı göstermek istiyorum. Hemen atak operatörüyle beraber spam noktalarından ve kamera yerlerinden bahsedelim. Evet arkadaşlar, main gate'den doğduk. Söylediğim gibi main gate'den ana taraftan kuzeyden doğduğumuz zaman diğer doğduğumuz yerlerden bir tanesi de hemen buradaki park bölgesiydi. Yani karşılıklı iki taraftan doğuyorsunuz. Bunu neden böyle yapmışlar bilmiyorum. Hani yan taraflardan, doğudan ve batıdan doğmanıza izin vermemişler. Neden böyle yapmışlar gerçekten bilmiyorum. Şu iki araya çıkamıyoruz demiştim. Ben size şuralara rafel atılmıyor demiştim, hatırlarsınız. Şimdilik bir drone atalım bakalım. Drone'la orayı görebilecek miyiz? Bu arada drone'u yanlış atmış oldum. Pardon. Yerdekini almadım mı? Yok, almamış. Drone atmamıza izin mi vermiyor yoksa ben mi atamıyorum? Onu şu tellerin üzerinden attığım halde. Evet. İki araya girdiğimizde de öyle çok büyük bir şey göremiyoruz. Burayı sizin için göstermiş olayım. Ben de merak etmiştim zaten. Buraya çıkamıyoruz. Madem çıkamıyoruz, burası neden yapılmış? Süs için. Yani onun dışında bak pek de bir şey yok. Bu arada biz main gate'den doğduğumuzda hemen şurada bir kamera var. Bu kamerayı alıyorsunuz. Bir kamera dışarıda, toplamda dışarıda arkadaşlar 3 tane kamera bulunmakta. Bir hemen main gate'in sağındaydı. Diğeri bu sol taraftan parkingden gittiğiniz zaman hemen şu karşınızda olacak. Bunu da alıyorsunuz. Doğduğunuz zaman dikkat etmeniz gereken main gate'den 2 tane pencere göstermesi. Biri bu pencere. Burası hamamın penceresi olsa gerek. Yanlış hatırlamıyorum. Şöyle bakıyorum. Evet. Hamamın penceresi. Pardon, avlunun penceresi. Şu olur diyorum. Avlunun penceresi spawn atacaklar için mükemmel bir nokta. Buraya dikkat etmemiz lazım. Ana kapı zaten tamam, spawn atılabilir ama çok da oradan deneyeceklerini düşünmüyorum. İkinci pencerede şuradaki pencereye dikkat edin. Bir altındaki pencere var. Bu iki pencereyi buradan koşarken dikkat edin. Yani sonuçta buradan geldiğinizde, şuradan geldiğinizde main gate'den ilk bakmanız gereken yerler şu iki pencere olacak. Spawn noktalarını tabii ki ayrı olarak göstereceğim. Bu pencere var da çok da oradan ilgisi yok. Spawn noktalarını ayrı olarak göstereceğim ama bu harita için sadece spawn noktalarını göstermek istiyorum. Şu pencereye dikkat etmeniz lazım. Bu pencere nereye bakıyor? Hemen müze. Müzenin penceresinde buradan çıkıp defansa direkt spawn atabilirsiniz. Spawn noktalarını dediğim gibi ayrı olarak da göstereceğim ama siz yine buna dikkat edin. Hazır buraya gelmişken de diğer doğma noktalarını da göstereyim ben size. Burada yine toplar var. Topların olduğu yerden doğuyorsunuz. Yine burası görüyorsunuz. Garden Pet diyor. Burası bahçe. Bir de hemen yan taraftan doğuyorsunuz. Oranın ismini de öğrenmiş olalım gitmişken. Hala bahçe, hala bahçe. Stable deniyor. Acaba buradan mı doğuyoruz bilmiyorum. Stable olsa gerek. Hem buradan hem de bahçenin olduğu yerden doğuyorsunuz. Bu arada burada bir at heykeli var. Bu atın mutlaka pasta bir şeyi simgelediği oluyor diye düşünüyorum. Mutlaka bir şeyi simgeliyordur. Sadece bir at olması yetmiyordur diye düşünüyorum. Buradan doğduğumuzda da yine giriş yapabildiğimiz pencerelerden bir tanesi. Burası kapalıymış. Bir diğer de hemen yan tarafta bir üste çıkan bölge var ve aşağısı var. Üste çıkan bölge de burası arkadaşlar. Biz hemen bir en üste çıkalım. Bu arada 6 dakikada yetiştirebilir miyim bilmiyorum. Yetiştiremezsem atak olarak ekleyeceğim. En üste çıkacağım. Buradaki pencereleri falan birazdan söyleyeceğim. Şimdi öncelikle arkadaşlar buranın üstü, ben size göstermiştim. Buranın üstünü bakalım atabilecek mi drone'u. Maalesef. İstediğim gibi gitmedi. Buranın üstü arkadaşlar avlu. Yani buraya en azından drone koyabilirsiniz. Şöyle göstereyim. En azından buraya drone koyabiliyorsunuz. O yüzden burası şey açısından güzel yapmışlar. Harika yapmışlar ama sıkıntı şu ki buraya çıkamıyoruz. Yani çıkamadığımız yerde de çıksak bile aşağıdan nereden ineceğiz ama ip atmamıza izin vermiyor burada herhangi bir şekilde. Şöyle kontrol ediyorum tekrardan. İp atmamıza herhangi bir şekilde izin vermiyor. Şuralara çıkılabiliyor. Buralara çıkılabiliyor ama buraların bize hiçbir faydası yok. Buranın üstünü zaten kuş bakışından göstermiştim. Aynı şekilde karşıya da çıkabiliyor. Sadece burada bilmeniz gereken şuradan bir giriş yapabiliyorsunuz haritaya. Buradan yine aşağı atlayabiliyorsunuz. Oraya birazdan geleceğim.
Diğer atlayabileceğiniz yerlerden bir tanesi şu karşı. Buranın da üstüne çıkabiliyorsunuz. Burası gördüğünüz gibi telsiz var. Buranın da üstüne çıkıp buradan aşağı atlayabiliyorsunuz. Burası da bu arada Old Tower olarak geçiyor. Eski kule olarak geçiyor. Ana kulelerde şu iki kule arkadaşlar. Ana girişte onlar. Bir diğer olarak da girebileceğiniz yerde bu aşağısı arkadaşlar. Hamamın çatısı burası. Yani buranın altı hamam arkadaşlar. Buradaki pencere, şurada bir tane kapı var. Ve o arka taraftaki kapıdan da giriş yapabiliyorsunuz. Biz de giriş yapmış olalım ikinci kapıdan. Burada hamamın çatısından girdiğinizde hemen burada bir kamera var. Ha bu arada üstteki kamerayı da göstermiş olayım ben size. Dışarıdaki tane kamerayı göstermiştim. Bir kamera da arkadaşlar. Şurada var. Neredeydi o kamera? Şuradaydı. Şurada görüyorsunuz. Buradaki kamerayı da almış olursunuz. Madem buradan geldik hemen eski kuleden aşağıya inmiş olalım. Eski kuleden arkadaşlar aşağı indiğimizde ilk kameramız burada. İçerideki ilk kameramız burada. Üst katta burası eski kulenin merdivenlerini görüyorsunuz. Old Tower Stairs diye geçecek burası. Old Tower Stairs toplamda 3 tane merdiven var. Onları da kuş bakışı da Spectate modda göstermeyi unuttum. Buranın aşağısında buradan hashten dalgılayabilirsiniz bu arada. Ama merdivenleri bilmeniz daha iyi. Boş boşuna bütün bütünsini harcamayın. Şu an o odalara girmeden önce koridorları göstereceğim. Ve bir tane daha kameramız var. Şunu susturalım. Buradaki kamerayı buradan da görebilirsiniz bu arada. Old Tower'dan girdiğinizde yine hamamın diğer tarafını buradan görmüş oluyorsunuz. Buradan geldiğinizde burada Central Stairs Hall diyor. Central Stairs'da burada hem sağ müzeye giden, şu atı gördüğünüz zaman sağının müze olduğunu anlarsınız. Buranın artık müze olarak geçiyor. Görüyorsunuz bu koridorun hepsi müze olarak geçiyor. Burada da yine bir kameramız var. İlerisi buradan sola döndüğünüz Old Tower'a gidiyor. Yine bu koridorda müze. Yani her yer birbirini bağlıyor. Yine bu müzeyi takip eden de üst kattaki son kademiz olan Tower Stairs. Yani buradaki kulenin iki tane ana kule. Burası bir kule. Bir de altın hemen karşısında bir kule var. Bu kulenin, iki kulenin hemen yan tarafında Tower Stairs var. Şu kulelerden bahsediyorum. Üst katı hep beraber hızlıca geçip alalım. Büyük ihtimal zaman yetmeyecek ama aşağı katta hemen ben zaman ekleyerek veya defansı da göstererek devam ederim ben size. Ataklarda da göstereceğim zaten. Hatta üç kattaki kameraları da bitirdim. Aşağıdaki kameraları da göstereyim. Burası madem lobiydi. İki tane ana kuleden girdiniz. Lobiden girdiğiniz zaman hemen ilk kameranız burada. Şimdi lobiden iki tane rotasyon var. Alt katı bir sol bir sağ. Bir de üst kata çıkan bir yer var. Biz sağdan başlayalım arkadaşlar. Sağ taraftan lobiden geldiğiniz zaman hemen sırtınızı bu koridora verdiğinizde sol tarafa bir dönüş var. Sol tarafa dönüş sizi hamama götürecek. Sağ tarafa dönüş de mutfağa ve diğer bölgelere götürecek arkadaşlar. Bu arada hamam sağ tarafta, özür diliyorum, bu tarafta hamam. Sitting room, burada bir bomba kurma noktası var. Hemen bu tarafta müzik odası var görüyorsunuz. Burada herhangi bir işimiz yok. Belki security ya da diğer şeyler buradadır. Onları sonra göstereceğim size. Sitting room'dan dümdüz devam ettiğinizde hamama bağlanıyor. Devamı. Şurası da hamamın zaten çatı katına bağlanıyor. Burada Walker kamerası atmıştım ama hiçbir şekilde açı elde edemiyorum. Eğer Walker kamerası atmak istiyorsanız bu arada buraları asla atmayın. Genelde aşağılara atmanız lazım. Burada yine bir pencere var. Dışarıda yine bir pencere var. Devamında. Buraların girişlerini zaten siz ayrıntılı olarak şey yaparsınız. Ben sadece bilmeniz gereken ana şeyleri anlatmaya çalışacağım. Burada hamamda bir bomba yeri var. Bir tane de sikinde. Koridora tekrar geldiğinizde lobiye. Lobi burada. Lobiden sola döndüğünüzde hemen buranın üstü Old Tower olmuş olması lazım. Buradan yine avluya geliyorsunuz. Avlunun üstünü göstermiştim zaten. Burada drone koyabiliyorsunuz diye. Avludan içeriye girdiğinizde arkadaşlar burada bir yemek odası var. Yemek odasının solu hemen mutfak. Bomba koyma noktalarından bir tanesi. Yine üst tarafta da arkadaşlar kafeterya var. Bomba koyma bir tanesi. Yani bu arada hamama gitmişken ben size hamamdaki olaylardan bir tanesini daha göstereyim kamera yerlerinden. Burası hamama bağlanıyor. Hemen şu yan tarafta da duş alanları var. Şurası hamamda. Hamamdan çıktığınızda veya girdiğinizde şurada üstte bir kamera var. Alttaki kameralarda
Bu şekilde arkadaşlar. Toplamda 8 tane kamera bulunuyor. Burası da Central Stairs. Hemen sağ tarafta bir kamera vardı hatırlarsınız. Ben size odaları da defansta gösterdim. Sadece atakta yapabileceğiniz ve girebileceğiniz işinize yarayacak şeyleri göstermiş oldum. Dikkat etmeniz gereken. Tabii ki ayrıntılıyla bunları sonraki videolarda göstereceğim. Defansı da odaları tek tek göstereceğim. Şimdi arkadaşlar defansken hemen kamera açılarından başlayalım, zaman kaybetmek istemiyorum. Şimdi dışarıda 3 tane kameramız bulunmakta. Bir tanesi çatıda. Çatıdaki kamera hemen şuradaki Old Tower'ı görüyor. Old Tower'ın şurası. Yine şurası şu kubbeye benzer şey. Hamamın çatı katı. Yine o aşağıdan size mutlaka görüş sağlayacaktır. Şu hemen benim simgemin olduğu yerde bir tane merdiven var. Oradan çıkanları en azından görürsünüz. Veya bu ana kulelerden çıkanları da görmüş olursunuz. Diğer taraf courtyard. Courtyard hemen main gate'den, daha doğrusu parkingden doğanları görüyor ve sağdan eğer gelecek olursa en azından ses almış olursunuz. Bu stable'dan doğanları da az bir şey de olsa sesini almış olursunuz buradaki kamerayı aldıkları zaman. Dışarıdaki kameralardan bir tanesi de main gate'i görüyor ve sağ taraftaki garden'dan doğanlar için, bu topların yoldan doğanlar için buradaki yeri görüyor. Buradaki pencereleri de görüyorsunuz zaten. Buradaki spawn noktalarını size bir sonraki videolarda buradaki bütün spawn noktalarını tek tek göstereceğim ve göreceğiniz her yeri ve denemek istediğim bir şeyler daha var zaten. Hamamın koridorunu gören, şurası shower'lara giden kapı ve lobiden gelenler için. Hamamın koridorunu gören kameraydı o. Burası arkadaşlar lobiyi, ana kapıyı görüyorsunuz zaten. Sol taraf kitchen'a gidiyor, sağ taraf hamama gidiyor. Onu unutmayın. Sitting room hemen şu tablonun arkası sitting room, oturma odası. Hemen bu üst kısım arkadaşlar Old Tower. Şuradan zıplayanlar için Old Tower'dan gelenleri görebilirsiniz veya koridordan gelenleri görebilirsiniz üst katta. Burası en önemli kameralardan bir tanesi. Merkez kamera hemen ortada, lobinin orta kısmının üstünde olan kamera. Hemen görüyorsunuz zaten. Bir kameramız da arkadaşlar Tower Stairs'a bakıyor. Lobiden hemen sağa döndüğündeki merdivenin olduğu yer. O yüzden kameraların açıları gayet güzel olmuş. 8 tane kamera da böyle büyük bir arada için yeterli olmuş diye düşünüyorum arkadaşlar. Hemen ben size lobby'ye gidelim. Evet. Lobby'ye gidelim. Lobby'den ben size sırtımı yaslayarak haritayı tanıtayım. Lobby'den arkadaşlar sağa döndüğümüzde üst kata çıkıyoruz. Sola döndüğümüzde mutfağa ve dining room'a gidiyoruz. Ve düz gidersek de hamama doğru gidiyoruz. Biz öncelikle soldan başlayalım. Evet. Haritanın solundan başladığınızda arkadaşlar pencereleri falan şu an göstermeyeceğim. Onu da daha sonra aynı video olarak göstereceğim. Şu avlu arkadaşlar üstü de altı her yere bağlı. Avluya geldiğiniz arkadaşlar içeriye girersiniz. Dining room. Eğer soldaki taraftan giderseniz arkadaşlar kafeterya ve kitchen'e gideceksiniz. Burası zaten kafeterya. Bomba kurma noktalarından bir tanesi. Bir tanesi de kitchen. Ya zaten oynadıkça alışıyorsunuz. Dining. Hemen yan tarafı kitchen. Hepsi birbirine bağlı. Yani kafeterya var, mutfak var ve yan tarafta yemek odası var. Hemen burası. Hepsi birbirine bağlı. O yüzden mantık olarak da haritayı öğrenebilmemiz için düzgün bir sırayla yapmışlar. Şurayı bir açalım. Burayı açtığınız zaman arkadaşlar burası zaten ana koridor. Ana koridorda hemen sizi şuradaki shower'lara, yani duş yerlerine bağlıyor. Hemen sağ taraf sitting room. Şurası sitting room. Burası da hallway. Burayı da soyunma odası olarak yapmışlar. Görüyorsunuz. Changing room yazıyor. Burayı da soyunma odası yapmışlar. Buraya oturup artık değiştirmişsiniz vesaire. Bu arada lobiden geldiniz. Şu lobi şurası. Lobiden geldiniz arkadaşlar. Dümdüz geldiniz. Hemen orta merdivenler. Central stairs. Merkez merdivenleri. Merkez merdivenleri sol taraf. İlerisi Old Tower. Eski kule olarak geçiyor. Yine burada bir kameramız var. Kameraları yavaş yavaş öğrenirsiniz zaten. Üst katta sağa döndüğünüz zaman ve sola döndüğünüz zaman iki farklı yer var. Soldan müzeye doğru gidiyorsunuz. Eğer sağa doğrusu giderseniz de Commander Office ve yatak odasına doğru gidiyorsunuz. Hemen buranın sağ taraftan merdivenden iç çıktığınız zaman burası Bedroom. Bedroom'a girdikten sonra arkadaşlar yine normal yatak odası geliyor. Yatak odasının hemen yan tarafında diğer bomba kurma odası olan Commander's Office. Yani komutanın odası, komutanın ofisi olarak geçiyor. Şuradaki şeye dikkat etmenizi istiyorum. Reinforce. Bu reinforce normalde yaparsınız, yapmasınız size kalmış ama eğer yapmamayı tercih ederseniz buradan avlunun burası, üstü burası. Buradan gelenler için de dikkat etmeniz lazım. O reinforce'un arkasını daha doğrusu duvarın arkasını reinforce'lamazsanız oradan
prefire yiyebilirsiniz ve ölebilirsiniz. O yüzden dikkat etmeniz lazım. Üst katta arkadaşlar bir... Nereden çalayım? Ooo şeyiniz varmış. Üst katta arkadaşlar bir bomba kurma noktasından bir tanesi. Diğer tarafta, müzenin diğer tarafında. Old Tower'ın olduğu kısım arkadaşlar. Burası da şu oyun odasının hemen yanında dormitory, yani burası. Ve briefing room diye geçiyor. Buranın tamamına, bu odanın tamamına kurulabiliyor. Hemen buradaki olan briefing room'a da kurabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani bu odanın tamamına bomba kurabiliyorsunuz. Yan tarafta bir oyun odası var. Oyun odası var, toplar yerde. Bilardo oynayamıyorsunuz. Halı sermişler vesaire. Bu odada büyük ihtimal secure area veya şey olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani, yayını kurtarma olacaktır diye düşünüyorum. Hemen oyun odasından çıktıktan sonra sol tarafta zaten Old Tower ve Old Tower Stairs'i görüyorsunuz. Burada yine bir kamera var. Orada yine bir kamera var ve onun dışında Old Tower'dan da yukarıyı da şöyle göstereyim, defansanız görüyorsunuz. Buradan biz yukarıya çıkamıyoruz. Old Tower'dan da aşağı indim zaten, direkt bağlandığınız yer görüyorsunuz. Laundry. Laundry room da çok kullanılacak bir oda değil. Burada bir şey olmayacak zaten. Laundry room'da çıkışta nereye bakıyor hep beraber görüyoruz. Laundry'nin çıkışında bu taraf parking noktasına bakıyor. Yani buradan çıktık biz. Spam atabilirmişiz. Spam zaten diğer videolarımda göstereceğim. Bunu da bilmiş olduk. Bunu da bilmiyorum. Laundry'den şey, özür diliyorum, Laundry'den diyorum. Old Tower'dan aşağı indiğimizde zaten direkt görüyorsunuz. Kafeteryadayız. Yani her yer birbirine bağlı arkadaşlar bu arada. Çok karışık. İlk başlarda özellikle bilmeyenler için çok karışık. Ama onun dışında bilmeniz gereken her şeyi zaten birbirine bağlantılı olduğu için çok da kafa karıştırıcı değil. Mesela şurası kafeteryaydı, burası hamam. Kafeterya hamam birbirine bağlı. Şurası kafeterya, burası hamam. Hamamın girişi daha doğrusu. Yine burası merkez merdivenleri, Central Stairs. Yani 3 tane merdiven var. Birisi merkezde, diğeri hemen bunun sonunda, diğeri de diğer tarafta. Müzenin olduğu yerde Tower Stairs arkadaşlar. Müzeye geçiyorsunuz. Burayı dümdüz devam ettikten sonra da bir tane merdivende tavsiyeyiz. Bir tanesi ortada, diğeri de tam çaprazında. Buradan da şu yukarıyı da göstereyim size. Tower Stairs'ten geldikten sonra. Buradan yukarıya çıkabiliyorsunuz. Yukarıya çıkabiliyorsunuz ama şu şekilde çıkabiliyorsunuz. Onu da göstereyim size. Daha Old Tower'a da gitmek zorunda kalacağım bu arada. Buradan gidebiliyor muyum? Tabii gidebiliyormuş. Şuradaki merdivenlerden çıkıyorsun. Burada içeriye girdiğiniz zaman bunu tespit edilmiyorsunuz ama koşarken tespit edilirsiniz. Ama bunu yaptığınız zaman sizi zaten yukarıya çıkıp vurma ihtimalleri yok. Buradan da karşıya gidebilirsiniz. Elinizde impact grenade varsa bu sizin için daha kolay olacaktır ama impact grenade olmadığını düşünüyorum. Buradan içeriye girdiğinizde de sanki bir haritanın parçasıymış gibi üst katta şey yapabilirsiniz. Yapmanız gereken hamamın üstündeki yerden çıkmak ve buraya kadar gelmek. Hatta buradan yukarıya da çıktığınızda şuradan şu şekilde, her şekilde burayı tutabiliyorsunuz. Hiçbir şekilde sizi bulamazlar. Bunlar da defans için yapmanız gerekenlerden bir tanesi. Şöyle hazır buraya çıkmışken de defans açısından söylüyorum. Ne yapabileceğinizi göstereyim. Şurada altımızda bir kamera olması lazım. Tam şurada bir yerde, aynen şurada bir kamera var. Şimdi burada parkingden doğdukları zaman buradan spawn atabilirsiniz. Spawn noktalarını tekrar ayrı bir videoda göstereceğim. Bomba kurma noktalarını ayrı bir videoda göstereceğim. Yapabileceğiniz ayrı videolarda göstereceğim tabii. Fortress haritası çok geniş kapsamlı bir harita olmuş. Buradan parkingden çıktığınız zaman eğer buraya geldiğini düşünürseniz, eğer spawn atamıyorsunuz, adamlar sizin üzerinize mi geliyor? Tek yapmanız gereken şuradan aşağı atlamak. O yüzden çok da önemli bir şey değil. Ama dediğim gibi hani buralara kadar çıkmak, oradan buralara gelmek defans operatörleri için bence muhteşem bir şey olmuş. Çatı katına çıkabildiğinizi düşünsenize, hiçbir yerde böyle bir şey yok. O yüzden çatı katına çıkabileceğiniz tek harika olmuş bu arada Fortress. Yine yukarıdan gelenleri buradan kesebilirsiniz. Buradan buraya çıkıp aşağıdan doğanları spawn atabilirsiniz ama tehlikeli olan şey nokta şu, casual oynadığınız zaman ve bu harita geliyorsa
buradan doğduklarında direkt buradan ip atarak buraya çıkabiliyorlar. O yüzden sizin için avantajlı olan kısım ya karşı taraf olacaktır. Buradan direkt karşıya koşmak olacaktır. Ya da buraya gelip risk almak istiyorsanız da dikkat etmeniz gereken yerler. Buradan ip atarak da size sıkıntı çıkartabilirler. Ama genel olarak çok da büyük problem olacağını düşünmüyorum. Harita bu şekilde arkadaşlar. Mutlaka kaçırdığım yerler olmuştur ama genel olarak bilmeniz gereken yerleri anlattım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki Fortress ve Rainbow Six videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.